Hepinize selamlar, sevgiler ve nur. Bugün sizlerle beraber yeni bir Zula videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna Groza diye bir silah eklendi. Biz de bunu yıllardır bekliyorduk zaten. Yani PUBG'den alışkın olduğumuz Groza'yı hani Zula'ya gelmesi için defalarca herkes söylüyordu. Sağ olsunlar onlar da kırmada getirmişler. Bir de şunu söylemek istiyorum. MP55 yani o da Türk yapımı bir silah. Bilenler vardır aranızda. Ben askeriyede onu kullanıyorum. MP55'in de Zula'ya gelmesi için buradan sesimizi duyuralım diyorum. Bebekten dolayı yayın açamıyorum. Tam yayın saatinde ağlamaya başlıyor. Geceye kadar sürüyor yani. Haliyle biz de yayın açamıyoruz. 2 gündür de video atamıyorum bu arada. Şöyle Groza'yı göstermek istiyorum. Videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ben videodan önce Groza'ya bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Çantamda bulunan yıllardır biriktirdiğim destelerden. Dilerseniz bir kuantum çıkarmaya çalışacağım. Burada 250 tane vardı. 120 tane açtım çıkmadı. Yani artık neden çıkaracağız bunu bilmiyorum. Bir iki tane deneyeceğim şöyle. Hatta 10 tane deneyeceğim. Sonrasını artık yayında falan deneyeceğiz. Bu kuantum şart yani. G36'ya geldi. Şöyle devam edeceğim seri seri. Sonra artı basacağız kardeşlerim. Artı 7'ye basıp oynamaya çalışacağız. Yani oyunun en iyi silahları arasında diyebilirim şu an. Tam olarak test etmedim. Beraber artı basıp oynayacağız. Yani rengi hiç fark etmez. Bir tane kuantum gelsin ya. Yarın bir gün zaten fırsat sandıkları olsun, özel teklif olsun gelecektir. Efsane garantilisi işte. Destansı, premiumu falan. Groza için gelecektir ama ben şu an bunu çıkarmak istiyorum ya. Lütfen Zula. Biz şöyle 100'e kadar bir zorlayalım diyeceğim. 100 de çok olur ya. Video çok uzun olur. Biz şöyle biraz zorlayalım bakalım ne olacak. Gelmiyor abi. O kadar inat ki gelmiyor. Desem falan zaten Galaktik'te idare edeceğiz. Şöyle şunu da açalım. Hadi be Zula. Hadi be Zula. Ben çıkacağını pek düşünmüyorum. Çünkü 150 tane deste açtım. Yani bu arada 1 lira yatırmadan açtım. Bunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ben genelde 1 lira yatırmadan bu işleri çözüyorum. 110'a kadar açacağım. 3 tane daha açayım artık. Çıkmıyorsa yapacak bir şey yok deyip devam edeceğiz. Artı basıp oynayacağız arkadaşlar. Hala K98'e geliyor. Ya şu olayın düzelmesi lazım. Ya bir silah çıktığı zaman bir daha çıkmasın abim ya. 4 tane 5 tane nedir ya? En azından oran düzelir o şekilde. Bir silah çıkıyor, arkasına bir daha çıkıyor. Bir tane daha açacağım sizler için. Artık çıkmazsa da şansımıza. Çıkmıyor abi. İmkansız ya. Yani 250 tane kuantum susturucudan neredeyse 150 tane açtım çıkmıyor. Ya imkansız bir şey ya. Zula her zamanki Zula. Bildiğimiz Zula. Neyse. Biz şuna artı basalım. Ya oyuna yeni bir silah geliyor. Bari bir şeyler olsun değil mi? Yani... Bunda isyan edesim geliyor ama şöyle artı 1'e basayım bu arada. İsyan edesim geliyor ama. Ya bir silah çıkıyorsa onun oranını düşür. Bir daha o silahı verme. Gerek yok ki zaten. Yıllardır aynı Zula ya. Neyse artı 2'de doldurma süresi. Bu arada materyalleri az istiyor. Başarı şansı da yüksek diye biliyorum. Öyle paylaşım yapmışlardı. Ya 75'te de geçer. Başarı şansı kullanmaya gerek yok. Hareket hızı artıyor. 55'te bir kullanalım şöyle. Ateş hızı artıyor. Bu arada taarruzlardaki en yüksek ateş hızına sahip diyebilirim. %80 başarıyla. Evet. %53 oldu. Bir 80 daha kullanalım şöyle. Artı 6'ya deneyelim. Çok güzel. Artı 7'deyiz şu anda. Bir 80 daha kullanalım. Bakalım ne olacak. 37 hasar gerçekten güzel bir şey. %80 Zula. %80. Canım benim. %80'i de geçmezsen bırakalım biz bu işi. İşte busun. Artı 7'ye bastık gördüğünüz gibi kardeşlerim. Bununla oynayacağız. Ya gönül isterdi ki buna bir kuantum falan çıkarmak. Uğraşsam çıkarırım ama hani zaten bunun destansı premiumları dediğim gibi gelecek. Kuantum garantisi falan gelecek. Cartçuk gelecek yani. O yüzden uğraşmayacağım. Bu şekilde oynayacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ateş hızı fazla. Şarjörü fazla. Oo, artı bir şarjör fazla. Ne işimize yarayacak? Doldurma süresi daha fazla ondan. Etkili menzilde daha fazla gibi görünüyor. Şimdi dostlar dilerseniz bu %37 hasarlı oyunun en iyi silahı olarak görünüyor şu anda. Bazı eksiklikleri var tabii ki. Bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar her zamanki gibi bir gemi maçında. Şöyle göstereyim. Artı 7 Groza'mız elimizde. Full galaktik sayılır ya. Şöyle chat sayacıyla falan. Bir tane denemek istiyorum. Bu arada ilk elim yani. 2 gündür neredeyse oyuna girmiyorum. Oyunun en fazla hareket hızına ve hasarına sahip olan makinalı tüfek arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Aynı zamanda yani deneyimlemedim ama şu an deneyimliyorum.
Sadece Zula'nın söylediğine göre konuşuyorum şu anda. Şöyle bir bakayım. Yani güzel de sesi bir tuhaf geldi kulağıma. Şöyle aynı zamanda MPT ve AUK'la hasarı aynı. Sizler nasıl buldunuz? Yani RT7'ye basan var mı bu arada? Yorumlara bekliyorum. Benim şu silahla bir yargı dağıtmam lazım chat. Biraz eğimsizlik olabilir çünkü daha yeni girdim oyuna. Uzaktan bir AUK bir MPT değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Menzili biraz düşük büyük ihtimal. Ama hareket hızıyla ateş hızı yakın olarak ya böyle yakın maplerde daha çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Benim düşüncem o yönde. Ya yakından affetmiyor gördüğünüz gibi. Yakından affetmiyor. Onu gördük. Orada da olsaydı canım yoktu. Bir de bir şey söyleyeceğim. Zula bildiğimiz Zula yani. 250-300 tane kuantumlu garantili desteği açtım. Yani renklerinden açtım. Diğer normal kuantumlardan açtım ama yok abi. Zula her zamanki bildiğimiz Zula. Yıllar önce biz bunu şöyle yapardık. Yıllar önce hani Zula'da bir şey çıkarmak o kadar zordu ki o duruma gelmiş şu anda yine. Ya para yatırmadan bu haldeyse para yatırarak nasıl sinir olurdum bilmiyorum ya. O konuda gerçekten bayağı sinirlendiğimi söyleyebilirim. Bir tane kuantum çıkaramadım. Belki de daha fazla deste açtım. Bir tane kuantum çıkmaz mı? Çıkmıyor. Her zamanki Zula işte. Şöyle Galaktik'te de biraz çirkin duruyor. Onun farkındayım. Üst eklentisi çok çirkin duruyor. Şöyle gösterdik. Neyse devam edelim. Bir test edelim bakalım. Şöyle bizim basede birisi var. Oraya bomba atacağım. Şu arkamdan biri geliyor ya. Bak bıçağı geliyor bak bak. Beni arıyor şu anda bıçak için. Ama ben kesecektim onu ya. Vallahi silah güzel arkadaşlar ama dediğim gibi bir AUK MVPT değil. Yani ateş hızı yüksek olan silahlar sadece nerede işinize yarar biliyor musunuz? Şunu bir kesmem lazım. Kesemedim. Bizim adamlar yine her zamanki gibi ölüp duruyorlar chat. Şuradan bir bomba atacağım şöyle. Orada bir hata yaptım ama benim ilk deneyimim şu şekilde. Yani bir AUK MPT değil tabii ki. Hasar olarak aynı olabilir ama etkili menzili biraz düşük olduğu için dediğim gibi bu maplerde falan bir işinize yarar. Onun harici silah güzel. Ne yalan söyleyeyim güzel. Şöyle 38 kill'le lider olarak bitirdik. Susturucu olmadan da çok çirkin duruyor ya. Evet, Groza bu şekildeydi arkadaşlar. RT7 Groza'yı bu şekilde test ettik. Benim ilk deneyimimi soracak olursanız buraya kadar izleyen kardeşlerim için. Yani çok güzel bir silah. Ama dediğim gibi yakın maplerde daha güzel olacaktır. Ya bir hafif makinalı olarak da değerlendirebilirsiniz ama hafif makinalıyla makinalının ortak birleşimi olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Hasar da AUK'la MPT ile aynı olmuş. Bence yeni meta bu. Eğer nerflenmezse yeni meta bu arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Kuantum susturucuya gelince zaten bunun kuantum susturucuyla beraber ben tepmediğini düşünüyorum. Kuantum susturucuyu taktığınız zaman bir silah yani psikolojik olarak da olabilir artık bu bilmiyorum. Zaten direkt adam otomatik ölüyor yani kuantumla. 300 tane kuantum deste açıp da çıkaramayan Uğurcan Yereteden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.